Mesela Mülk suresinde Allah Teala yaratılış gayemizi estağfirullah اَلَّذِّ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ayetiyle ifade ediyor. Ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel amel, nitelikli bir iş yapacaksınız, bunu tespit etmek için var ettik diyor. اَحْسَنُ عَمَلًا diye ifade edilen güzel eylemlerimizin ortaya çıkması için Allah-u Teala bizi imtihan ettiğini söylüyor. Ve bu ayetin hemen devamındaki kısımda ise اَلَّذِي خَلَقَ السَّبْعَ سَمَاوَاتِ اِلْتِبَاقًا مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُدٍ فَارْجِعُ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيًا وَهُوَ حَسِيرٌ 3 ve 4. ayet. Allah diyor ki göğü 7 kat olarak yaratan Rahman, oraya bir bak. Orada bir eksiklik, bir nakıslık, bir boşluk görebiliyoruz. Fümmer ci'il basara kerrateyn. Sonra tekrar ve tekrar gözünü çevir bak. Bir boşluk görebilecek misin? O göz yorgun ve ümitsiz olarak sana döner. Allah'ın yaratmasında bir nakısa bulamazsın diyor. Dolayısıyla arkadaşlar Allah yarattıklarını en mükemmel şekilde tasarlayıp yaratandır. Ve bu anlamıyla tasarımda en ufak bir boşluk, en ufak bir yanlışlık söz konusu dahi olamaz. İşte yaratılmışın bu kadar mükemmelliği içerisinde Allah bizden güzel amel beklemekte. Eğer yaratılmışın herhangi bir yerinde bir nakısa olsaydı, herhangi bir yerinde bir boşluk olsaydı, bu kaos içerisinden bizim tevhidi oluşturmamız zordu. O nedenle Kur'an yaratılışı anlatırken bir kaostan değil, bir ahenkten, bir insicamdan bahseder. Yani bugün fizik otoriteleri tarafından ifade edilen Big Bang teorisi, bir patlamayla dünyanın var olduğu veya güneş sisteminin uzaydaki bir takım evrenlerin var olduğu ifadesi bizi enteresan bir yere getiriyor. Hiçbir patlama inşa edici değildir, yıkıcıdır. Ama adı patlama olan bir şeyden müthiş bir yaratılış yaratılacak. Bu başka bir şey yani. Dolayısıyla Mülk Suresi'nden baktığımızda Allah ahsen-u amele beklentisini, imtihanın neticesini mükemmel bir yaratılışın içerisinden istiyor. Eksik bir yaratılış yok diyor. Her şey tasmalı. Bir eksiklik varsa kendini ara. Veya yine çok popüler okuduğumuz kulluk ayetlerimizden Zariyat 56. ayet kerime. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah bu ayet kerimede de yaratılış gayesini çok net bir ifadeyle güzel amelin belki daha kavramsallaşmış haliyle kulluk edesiniz, ibadet edesiniz, Allah'a tapınasınız diye ifadesiyle karşımıza çıkar. Allah diyor ki ben insanları bana kulluk etsin yerde yarattım diyor. Ama bu ayetin de hemen öncesinde Allah da diyor ki düşünürseniz ibret alırsınız, öğüt alırsınız. Bu tasarımı verdim size. Yani düşünebilecek bir mekanizma verdim. Zira öğüt mümine fayda verir. Dolayısıyla yani Allah-u Teala göndermiş olduğu vahyi algılayabilecek, onu tartabilecek bir tasarım da verdiğini söylüyor. Diyor ki ben boşluğa konuşmuyorum. Yani herhangi bir insan alıcısı kapalı, engelli, konuşulanı anlamayacak birisiyle konuşur mu? Adamın alıcısı yok yani. Konuşmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala vahiyle, vahiy yoluyla bizlerle konuşurken diyor ki ben size yüklediğim tasarımın, sizi donattığım sistemin gönderdiğim bu mesajı anlayabilecek bir noktada olduğunu biliyorum diyor. Sen frekansını oynadın, bozduysa sen kendine bak. Sen sistemi sabot ettin, bozduysan ona bak. Ama Allah-u Teala yaratılış anlamında hiç kimseyi bu frekansın tutmayacağı bir yanlışlıkla haşa yaratmış değildir.